İyi günler sevgili seyirciler. Yeni bir afiş programına hoş geldiniz. Bugün özel bir afişle karşınızdayız. Başka'dayız, Küçük Çiftlik Park'ta. Normalde burada konserler olur biliyorsunuz. Fakat bu hafta bu proje için, bu fuar için düzenlendi burası. Mamut Art özel bir fuar, genç sanatçıların katıldığı bir fuar. Birazdan fuarın direktörüyle bir araya geleceğiz ve genç bir sanatçıyla bir araya geleceğiz ve fuarı konuşacağız. Afiş başlıyor. Evet sevgili seyirciler, tekrar merhaba. Buradayız, Mamut Art'tayız. Mamut Art ismi de zaten çok enteresan. Çiftlik, Küçük Çiftlik Park'tayız ve burası bir fuar için düzenlendi. Fuarın proje direktörü ve fikir annesi diyeceğim Seren Cohen ve genç bir sanatçı Milen Nae ile birlikteyiz. Şimdi bu fuarı konuşalım, sizle başlayalım. Fuar, bir kere niye Mamut Art dedik buna? Fuara mamut dedik çünkü mamut insanların ilk çizdiği şeyler olduğu için mağarada birazcık sanatçıların ilk dönemini temsil etmesini istedik ve böyle bir isimle yola çıktık. Çok güzel ismi. Şimdi burayı kısaca bir anlatalım. Küçük Çiftlik Park bu fuara göre düzenlendi ve burada birçok sanatçı var. Evet. Bu sanatçılar buraya nasıl seçildiler, nasıl geldiler? Tabii genç ki. Sanatçı olmak ne demek, bağımsız sanatçı olmak ne demek? Çünkü burada genç ve bağımsız sanatçılar evet. var. Farklı bir fuar burası. Bildiğimiz büyük sanat fuarları gibi değil, gençlere yönelik. Yani genç sanatçılar, bağımsız sanatçılar ve kendini henüz büyük yerlerde ifade etmemiş, galeri bulamamış ya da bulmamayı tercih eden sanatçıların eserlerinden oluşan bir fuar burası ve 5. yılı. Evet, evet. Doğru. Şimdi Mamut'un ilk çıkış noktası zaten kariyerinin başında olan sanatçılara bir bağ kurmayı sağlamaktı. Ve burada sanatçıları, küratörler, galericiler ve koleksiyonerlerle bir araya getiriyoruz. Asıl amacımız bu. Şöyle gerçekleşiyor seçim sürecimiz. 5 kişilik her sene farklı bir jürimiz oluyor. Ve bu jürimiz bize internet üzerinden gelen başvuruları değerlendiriyor. Bu sene 1000 başvuru aldık ve jüri değerlendirmelerinin sonucunda 50 sanatçıyı sergiliyoruz. Çağdaş sanat başlığı altında birçok farklı alandan sanatçıları görebileceğimiz bir yer. Evet, şimdi jüriyi hatırlatalım. Jüri de çok kıymetli çok. Kişiler var. Bir kere Türkiye'nin en büyük koleksiyonerlerinden biri Ali Dinçkök var. Evet. Aynı zamanda da Akgök grubu olarak bu şeyin evet. sponsoru sanıyorum. Akgök Holding son 3 evet. senedir projemizin evet. sponsoru. Evet. Sarkis var. Dünyaca ünlü çağdaş sanatçı, kavramsal sanatçı. Evet. Onun da burada olması çok önemli. Bizim için çok değerliydi gerçekten ve eminim ki sanatçılar için de çok değerli. Aynı zamanda Övül Durmuşoğlu küratör, aynı zamanda Murat Alat eleştirmen ve Elif Bayoğlu da bizimleydi bu sene. Evet, yani 1000 başvuru geldi buraya. Doğru. Yani belli kriterleriniz var herhalde. Tabii ki. Şimdi bir sanatçının bir galeriyle hiçbir şekilde çalışmamış olması gerekiyor bugüne kadar. O güne yani. Kadar. Evet. Hı-hı. O galerinin bir sanatçısı olmuş ise bu şekilde kabul edemiyoruz. Yaş ve eğitim sınırlamamız yok. Hı hı. Fakat, genç diyoruz ama mesela sanat sene, hayatına daha geç yaşlarda tabii, başlamış olabilir. Bu sene 49 yaşında evet. bir sanatçımız da var. Evet, evet. Yani daha çok o yüzden kariyerinin başına da diyoruz hı hı. ama ağırlıklı olarak bakıldığında daha genç yaşlarda hı hı. kalınıyor. Bu sene gerçekten böyle bir ortalama 27-30 hı hı. yaş arasında diyebilirim. Evet. Evet. Kriter olarak demek ki bu seçici kurul yani jüri evet. Bu 1000 başvuruyu değerlendirdi ve 50 sanatçı seçti. Evet, değil mi? Jüri, burada 50 genç diyelim evet. Sanatçının eserleri var. Pazar gününe kadar Pazar devam gününe edecek. Kadar devam edecek. Şimdi genç sanatçılarımızdan biri burada. Milen. Tekrar hoş geldin. Biraz önce eserini de gördüm. Çok ilginç. Onun için ben seninle birlikte olalım istedim. İlginç bir çalışması var diyeyim. Bir yerleştirme, enstalasyon. Evet. Bu ne demek? Yani resim değil, heykel değil, heykelimsi
Heykelimsi, resimimsi aynı zamanda. Aynen öyle. Çağdaş sanat deyince zaten... Farklı malzemelerle evet, farklı, olduğu zaman. Evet. Ve farklı biçimde evet. kurgulandığı, mekana evet. adapte edildiği zaman yerleştirme diyoruz. Şimdi çok ilginç bir şey, malzeme tığ, yün, kumaş gibi malzemelerden yaptığın bir yerleştirme evet. bu. Onu biraz anlat. Ne ismi neydi eserin? Bilişsel Tercihler Çeşmesi ana yerleştirmenin parçası. Hı-hı. Her parçanın farklı isimleri var ve bir Hı-hı. hikaye anlatmaya büyük, kocaman çalışıyorum zaten, orada. Evet. Hem kendisi ortadaki yerleştirme büyük hem de böyle panolar yaptım 4 tane. Bir bütünlüğü var ama aslında her biri ayrı ayrı da benim için bir manaları var, yani duygusallar hepsi. Zaten yün ve hani örgü anneannelerden bir hani geleneksel bir bağ kurmamızı sağlayan bir şey olduğu için duygusal bence. Hı hı. Hani insanlarda öyle bir şey uyandırmasıydı benim için. Hı hı. Yani kendim öyle bir deneyim yaşadım üretirken de. Öyle yani anlatabileceğim aslında hikayesini detaylı olarak anlatabilirim. Olabilir. Biraz daha. Peki aslında şöyle sorayım ben. Bilgi Üniversitesi ve bizim meslekten şöyle sinema, dön televizyon. Radyo televizyon okumuşum. Evet, sinema televizyon mezunuyum. Okuyup sonradan sanatçı oldum. Nasıl evet. olunuyor sonradan sanatçı? Yani ben aslında... radyo televizyonu, sinema televizyonu sevmedin anlamına geliyor evet. değil mi? Ya aslında tabii ki çok severek izlediğim ve çok iyi bir izleyiciyim. Yıllardır hep izledim. Hatta ama içinde olmak yazdım istemedim. Hakkında ama şey yani Altyazı Dergisi'yle içi dışlıydık bir dönem falan ama yok. Ben daha plastik sanatlarla, yani daha doğrusu ben kumaşla çok ilgiliyim. Yani ben 16 yaşımdan beri dikiş dikiyorum ve dikiş ve kıyafet ve iplik ve dekor ve kostüm öyle bir yerde. Zaten kostüm de yapıyorsun evet. galiba prodüksiyonlarda. Evet. Yani bir sürü farklı yerde kumaşla ilişkili her şeyi denedim diyebilirim. Kumaş ve renk beni çok, yani doku ve renk beni çok alıyor, götürüyor. Çocukluğumdan beri çok ilgimi çekiyor. Yani onu bir sanatsal tarafa çekmek, hani aslında kendimi özgürleştirmek adına hani öyle bir yolculuktaydım. Bu sene Mamut'a katılmamın sebebi de ilk o. İlk kez mi katılıyorsun? Evet, ilk kez katılıyorum. Yani çünkü gerçekten de hani genç sanatçı derken aslında 33 yaşındayım. Hani tabii ki genciz ama hani 25 değilim artık. Buraya birden fazla katılmak mümkün mü? Hayır, tek, mümkün yani değil. Evet, araya girmek istemedim. Evet. Evet, bir sene katılan bir sanatçı tekrar katılamıyor. Hı. Evet, yani onun için şey kabul edilmek kabul önemli çok, bir şey anlaşılan. Evet. Yani buradaki 50 sanatçı çok önemli bir jüri tarafından seçiliyor değil. Bir kere. O önemli. Bir de bir kez katılabildiği için evet. de çok şey yani şans evet. evet. Yani bu arada eseri de satılmış. Biraz önce hem de yani hemen daha bugün birinci günü açılmış. Birinci günden bu çok herhalde çok mutlusundur. Tabii kesinlikle yani hani buranın en büyük ulaşma... eseri bu arada. Evet, en büyük evet, eseri değil mi? En çok yer kaplayan eseri. Evet. Yani şey tabii ki ulaşmak hani insanlara ve gerçekten o duyguyu ulaştırabilmek her şeyden daha önemli. Yani bir izleyiciye ulaşması aslında tabii ki satılmış olması da ayrıca başka türlü bir duygu yaratıyor. Bir ama sergilenmesi yaratıyor. De tabii. Sergilenmesi ve izleyicisi. Yani evet. Hangi izleyiciye ulaştı? Çünkü evet. bir sürü eser üretebiliyorsunuz hayatta ve farklı yerlerde gösterebiliyorsunuz ama burada yani Mamut'un izleyicisi gerçekten çok değerli bir izleyici. O yüzden gerçekten de hani memnunum tabii ki. Çok güzel. Çok güzel. Evet, şimdi biraz galericilerden ve koleksiyonerlerden söz edelim. Şimdi burada sadece genç sanatçıların eserlerini burada sergileme imkanının dışında imkan bulmalarının dışında bir de galericiler ve koleksiyonerler için de yeni keşifler söz konusu oluyor. Yani bu böyle bir yer olmasa seni nasıl keşfedecek bir galerici ya da bir koleksiyoner? Dolayısıyla burası çok iyi bir buluşma noktası o anlamda. Evet. Ne diyorsun? Çok galerici geliyor evet, mu? Evet, tabii galerilerle, her zaman çok sıkı fıkıyız. Hı-hı. Koleksiyonerlerle de aynı şekilde. Hem koleksiyoner hem de gerçekten belki de bir koleksiyon yapmayacak olan ama evinde bir sanat eseriyle yaşamak isteyen kişileri de gerçekten biz burada çok ağırlıyoruz ve karşılaşıyoruz. Tabii ki çok değerli bu bizim için. Yani koleksiyonerlerin, galericilerin, küratörlerin bizi desteklemesi ve hep yanımızda olması bizim için gerçekten çok değerli ve birçok sanatçının Mamut'tan sonra bu ilişkilere devam ettiğini ve hakikaten kariyerlerinde çok önemli adım attıklarını gördük ki
Bu da zaten bizi en mutlu eden şey. Ama burada belirtmek lazım. Şimdi ulaşılabilir sanat ne demek? Ulaşılabilir sanat belli bir fiyat aralığı demek. Yani daha makul fiyatlar demek. Bu sadece koleksiyonerlerin ya da galeri sahiplerinin gelip burada bir piyasa oluşturması anlamına da gelmiyor. Normal dediğin gibi evine birkaç sanat eseri koymak isteyen ama çok da imkanı olmayan veyahut da o tercihi yapmayan kişiler de var. Çok doğru. Ve onun için de çok güzel bir imkan, yani herkese açık, onu çok belirtmekte çok yarar doğru. var. Evet. Aslında sanatçılar için de öğrencilere ücretsiz değil evet, mi? Bir de evet. İki taraftan da aslında ulaşılabilir bir şeyi yaratıyor olması bence çok önemli. Mamut'un. Evet tabii. Yani hem sanatçılar için de kendilerini, çünkü biz yaratan insan, hani üreten insan biraz yalnız birisi. Hani onun da bir yerde bir buluşma alanı bulabilmesi ve sanat ilgilisinin de bulabilmesi ve herkesin birbiriyle iletişime geçmesi için bence çok önemli bir fikir. Evet, yani zaten o yüzden ulaşılabilir derken biz tabii ki de fiyat politikamız bu konuda çok mühim. Fakat aynı zamanda biz insanların biraz çağdaş sanat ortamında soru sormaya çekindiğini, evet, çok doğru, utandığını gördük ve biz bunu da kırmaya çalışıyoruz. Bu şekilde de kendimiz ulaşılabilir olarak ifade ediyoruz. Samimiyet bizim için çok önemli. Bunun da gerçekten geri dönüşünü çok gördüm. Evet, ama çok yani doğru bir yere değiniyorsun. Ben büyük fuarlarda diyelim böyle bir şey oluyor gerçekten. Evet. İnsan böyle hani tanımadığı şeyse çok yaklaşmakta çekiniyor, soru sormakta çekiniyor. Çok doğru. Karşı taraftan da öyle bir çok hani sıcak bir karşılama olmayabiliyor. Haklısınız. Burada tabii gençlerin ortamları her zaman daha sıcak ve daha samimi. Evet. Şimdi başka bir şey daha sormak istiyorum. Biraz önce yalnız ortamda çalışıyor. Üretme süreci. Üretme süreci tabii biraz mecburen. İşin tabii doğasında bu böyle bir şey. Sosyal bir alan değil tabii kesinlikle ki. Bu tabii senede bir yapılan bir şey. 5-6 gün sürüyor. Pazara kadar sürüyor. Buradan da hatırlatalım. Onun dışında hiç sergileme imkanı bulamıyor musun veya nasıl oluyor yani? Ben dürüst olmak gerekirse aramadım sergileme alanı kendime. Ben kostüm ve dekor gibi şeyler yapıyorum ve hani işimi o taraftan hani götürdüğüm yıllardır. Ama özgürlüğümün peşinde olduğum için biraz daha ve hani ifade özgürlüğü anlamında. O yüzden şimdi hani Mamut'la beraber yeni bir alana geçmiş hissediyorum kendimi ve umarım öyle olur. Evet. Yani o yüzden yalnız derken hani aslında sanata sanatı nasıl ifade ettiğimizle ilgili bir şey. Yani hani kendimizi anlatmak ve gerçekten de bir değerli bir bilgiyi paylaşmak istediğimiz için bunu yapıyoruz bence. Yani sanatçılar genel olarak tabii ki herkes adına konuşamam ama yani o yüzden değerli gerçekten. Yalnızlıkta sadece örgü örerken evde kendi kendine yaşadığın yalnızlık. Herkesin o kadar yalnızlığı. Evet. Peki son olarak burada sadece 50 sanatçı ve 400 eser yok. Evet. Bu arada birçok eser de hafif yanlarına pullar yapıştırılmış yani satılmış. Satıldı, çok güzel. Demek ki ilgi var, bu çok güzel. Ayrıca bir performans sanatçıları var burada. Evet. Yani farklı bir iş bu. Evet. Bir de dijital medya ile ilgili bir grup da var. Evet. Değil mi? Bir yeni oluşum var. Evet, yeni aynı medya zamanda bir var. Edisyon, serigrafi, baskı yapan bir crew ekibi var burada. Hı-hı. 20 sanatçıdan oluşuyor. Onların da İkonz adlı bir sergisi var. Hı-hı. Sanat tarihinden esinlendikleri işleri tekrar yorumladılar kendi dilleriyle. Evet, çok esprili bir şey var. Evet. Yaklaşımları var. Aynı zamanda performans programımız var. Performans programımızın küratörleri Simge Burhanoğlu ve Seyhan Musaoğlu. Ona da açık çağrı yaptık ve gelen başvuruları değerlendirerek bir 14 performans belirlediler. Onları da Perşembe Pazar arası görebileceğiz. Ha, çok güzel. Peki o zaman biz yarın gene burada olacağız. Gene sanatçı ve organizatör bir arkadaşımızı alacağız burada. Yarın bakalım ne olmuş, onları göreceğiz. Biz yavaş yavaş toparlıyoruz. Programımızın sonuna geldik. Sevgili seyirciler, Mamut Art'tan seslendik size. Mamut Art genç sanatçıları bu çatı altında toplayan bir etkinlik. Yarın tekrar burada olacağız. Görüşmek üzere. Yarına kadar hoşça kalın.